Ders 5'e hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ders 5'te ne göreceğiz? Diş yüzeylerini tanımlamada kullanılan terminoloji diş hekimliğinde en önemli konumuz olabilir. Ondan dolayı çok dikkatli dinleyin. Şimdi biz bir dişin yüzünü tanımlarken ona bir sıfat takıyoruz. Yani yüze bakan kısmı, yanağa bakan kısmı isim takıyoruz. Ön dişlerde ya da arka dişlerde dişlerin dışa bakan kısmına, yüze bakan kısmına fasiyal yüz diyoruz. Fasiyal yüz, face'ten yakınınıza gelsin yüz demek. Yani yüze bakan kısım, dış tarafa bakan kısım. Bu hem ön dişlerde, ön dişler neydi? Kaninler, santraller ve lateraller. Hani kaninden itibaren ön diş, premolarlarla molarlar, arka diş. Ön dişlerde ve arka dişlerle de fasiyel yüz kullanılıyor. Hepsinde yazmışım yüze bakan hepsinde. Bukkal kısım ise yine buka yanakla ilgili demektir. Yanağa yani yine arka dişlerde yanağa bakan kısma ise bukkal diyebiliriz. Yanağa bakan arka. Yine dış yüzeyleri fakat sadece arka yüzeylerde kullanılıyor. Bir de labial vardır arkadaşlar. Labia. Labial ise dudağa bakan ön dişlerde kullanılır. Arka dişlerde kullanılmaz. Yine dış yüzeye bakan kısımdır. Labia. Labia demek dudak demek. Labial dudağa bakan taraf. Lingual ve palatinal. Dile bakan. Hepsinde kullanıyormuş. Lingual yüzey. iç kısımlarda, iç kısımlarda dile bakan arka kısma lingual diyoruz. Şu yüzeyleri, iç kısımları hepsinde kullanılıyor. Ve bir de palatinal yüzeyi var. Palatinal yüzey, palatin demek arkadaşlar damak demektir. Palatin sadece üst arka dişlerde damakla üst arka damakla ilişkili olduğu için palatinal yüzeyde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Oklizyon ve kesici kenar. Arkadaşlar arka dişlerde oklizyon çiğneme yüzeyi demektir. Şuradan bakacak olursak şu tam üst yüzeyi oklizyon yüzeyi diyebiliriz. Biz buna çiğneme yüzeyi de diyoruz. Fakat ön dişlerde biz bunlara kesici kenar diyoruz. Kesici kenar ön dişlerde. Yani kaninlerde, santrallerde ve laterallerde biz buraya insizel kenar, kesici kenar diyoruz. Oklizyon terimi doğru olmuyor aynı zamanda arka dişler içinde insizel ya da kesici kenar terimi doğru olmuyor arkadaşlar. Proksimal yüzleri, mezyal ve distal bunları not ettiyseniz ve anladıysanız mezyal ve distal terimlerine geçelim. Mezyal ve distal terimleri çizerek anlatmak istiyorum. Şöyle güzelce silelim. Dişlerimize şöyle çizsek eğer Bu tam orta hattımız. Santralleri ortadan ikiye ayrıyan tam orta hattımız. Diş yüzünün orta hatta yakını şu kısım yani mezyal kısımları oluyor. Santral dişin mezyal kısmı, lateral dişin mezyal kısmı. Orta hatta yakın kısmına tam ortadan bölüyoruz mezyal kısım. Yani şu yüzeyine mezyal, mezyal, mezyal. Mezyal zaten med yani orta hattan aklınıza gelsin. Distal de orta hattan uzak demektir. Yani burası, burası, burası orta eksenden uzak, dişin orta eksenden uzak kısmına distal diyoruz. Şurası disteli, burası disteli, burası disteli. Sadece santrallerde iki dişin mezyeli bir araya geliyor. Yani sağ ve sol santralin mezyeli bir arada bulaşıyor. Fakat hiçbir dişin mezyeli ya da disteli bir arada buluşmuyor. Bu birinci notumuzda ikinci notumuz ise üçüncü molarlarımızda 20'lik yaş dişlerimizde distal yüzeyi başka bir dişle temas etmiyor. Çünkü dişlerin son bulduğu diş. Arkadaşlar proksimal yüz deniyor işte mezyal ve distalle buralara proksimal yüzler deniyor. Proksimal yüzlerde dil ve dudakla temizlemek kendi kendine temizlenme özelliği daha az gözlenir arkadaşlar. Şimdi mez mez mez, mez Fizyal, distal, bukkal, fasiyal, lingual, labial bu terimleri az çok kafamızda oturttuk. Siz bunları ezberlediniz diyelim. Arkadaşlar şimdi diş temas yüzeylerinde ya da boyutlarını anlatan terimler vardır. Biz bu terimleri birleştiriyoruz. Nasıl? Biz bunların sırası vardır. Birinci mezyal, ikinci distal, üçüncü fasiyal, dört bukkal, labial, lingual, beşinci ise oklüzel ve insizel. Yani kesici kenar, insizel, kesici kenar demek. Bu şekilde bunların bir sıralaması var. Biz bunların sonundaki al ekini atıp bunun yerine o getiriyoruz ve sıraya göre birleştiriyoruz. Nasıl oluyor bu? Bir örnekte hemen anlatalım. Meziofasial, meziodistal, distofasial, fasiobukal, disto distoinsizel, bunun gibi. Fakat bu doğru değildir. Buko Buk mesial demektense bukkal demek daha kolay olduğu için böyle bir sıralama yapmışlar ve iki terimleri böylece birleştirebiliyoruz arkadaşlar. Bu kuraldır. Bu sıralamayı not edip ezberleyebilirsiniz. Mesela örnek verecek olursak bir kökün uzunluğunu belirlemede serviko apikal kullanılabilir. Şimdi şöyle bir diş çizecek olursak serviko apikal kökün boyutunun tanımlamada ya da serviko incisal kronun boyutunu tanımlamada mezio bukkal dedi. Mezio, mezio distal dedik ya da mezio distal. Bunun fasial yüzü de olur, bunun lingual yüzü de olur. Ya da arka dişler için bukkal yüzü de olur, palatinal yüzü de olur. Bir dişin boyutunu tanımlamada kullanılıyor arkadaşlar bu terimler. Bir sonraki başlığımıza geçecek olursak bunu da anladık. Bunu da siliyorum. Kron ya da kökün tanımlama amaçlı bölümleri 3'te 1'ler. Vertikal ve horizontal olarak ayırıyoruz sizlere. Şimdi çizelim. Birkaç tane örnekte zaten anlayacaksınız. Şimdi biz bunları şöyle şöyle ya da şöyle şöyle üçlü bölümler ayırabilirim ben. Şöyle şöyle üçlü bölümler ayırabilirim. Arkadaşlar şimdi burası dişimizin distali. Burası mezyeli. Burası orta üçlüsü. Hani sağ tarafta bir diş olsun bu. Sağ tarafta bir diş olsun. Burası distali ondan dolayı burası mezyeli oluyor. Burasına biz mezyel 3'te 1. Burasına orta 3'te 1. Burasına distal 3'te 1 arını veriyoruz arkadaşlar. Ortada olunca her zaman orta 3'te 1 oluyor zaten. Burasına servikal 3'te 1. Orta 3'te 1. Apikal 3'te 1. Apikal 3. Uç 3'te 1. Apikal 3'te 1. Orta 3'te 1. Servikal 3'te 1. Servikal 3 çizgiye yakın olduğu için. Bu fasiyel yüzünden bakan bir diş için böyleydi. Meziyel yüzünden yani proksimal yüzden bir diş için bahsedecek olursak. Burası linguale bakan kısım. Burası dudağa bakan, labiale bakan kısım. Burası da orta üçte 1. Yani şöyle şöyle ayrılacak olursak arkadaşlar. Labial, Lingual ve orta üçte bir diyoruz. Bir de oklizel görünüm için çizelim. Orta üçlüleri. Şimdi bir oklizel yüzey çizelim. Yani arka dişin çiğneme yüzeylerinden çizelim. Mezyal üçte bir, orta üçlü bir, distal üçte bir. Şöyle bulabilecek olursak arkadaşlar... Fasiyel üçte bir, orta üçte bir, lingal üçte bir. Bir diğer başlığa geçiyoruz. Orta üçlüler de bitti. Evet arkadaşlar kök kron oranı dediğimiz bir şey vardır. Bu kök kron oranı nedir? Gene bir diş çiziyorum. Bunun boyutu 15 minim olsun. Bunun boyutu ise 10 minim olsun. Kök kron oranı nedir? 1,5 kök uzunluğu kron uzunluğundan büyük olduğu için her dişin kök kron oranı minim 1'in üzerindedir. 1,00'ın üzerindedir. Mesela bu 1,5 çıktı. Peki biz kök kron oranının neden yüksek olmasını isteriz? Arkadaşlar, çünkü protez yapımında dişlerin daha sağlıklı ve sağlam olması için kök kron oranının daha yüksek olmasını isteriz. Protez yaptığımızda kronumuza zaten bu köke bir baskı uyguluyor aşağı doğru. Ondan dolayı kök kron oranımız ne kadar büyükse daha sağlıklı sonuçlar alacağız demektir protez yapımında. Diyelim ki üst kanin 1.56 çıkmış. Santral dişimizde 1.16 çık kanin. Bu da santral dişimiz. Yani kaninimizin kök kron uzunluğu santral dişimizin kök kron uzunluğundan daha büyük soru gelecek. Protez yapımında hangi diş daha uygundur? İşte lateraller, kaninler, bilmem kimler. Siz diyeceksiniz ki kanin. Neden? Çünkü kök kron uzunluğu en fazla kanindir diyeceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi sorulara geçelim. 1- Hangi diş yüzey, yüzeyleri dudak ya da yanaklara bakar ya da bakarlar? A. Fasiyel, B. Distal, C. Bukkal, D. Oklizel, E. Labiyel. İkinci soru. Bu arada arkadaşlar bir sorunun birden fazla şıkkı olabilir ona göre. İkinci soru. Aşağıdaki diş çiftlerinden hangisinin mezyal yüzleri birbirine bakar? A. 25 ve 26. B. 16 ve 17. C. 7 ve 8. D. 1 ve 32. E. 8 ve 9. Üçüncü soru. Hangi diş normalde başka diş ile temas yapmaz? A. 1. B. 3. C. 8. D. 17. E. 24. Dördüncü soru. Labial terimini Dudaklarla komşuluk ya da yakınlık nokta nokta terimi ise yanaklarla yakınlık ya da komşuluk ifade eder. A fasial, B bukkal, C labial, D proksimal, E palatinal. 5. 8 nolu dişe distal yönden baktığımızda kesici kenardan servikale ve fasialden linguale doğru 3'te 1'lere bölünebilir. Distal bakıştan hangi 3'te 1 görmek olasılığı değildir? A fasial, B servikal, C orta, D mezial, E kesici. 6. soru Bukkal'den linguale ve meziyel'den distali 3'te 1'lere ayrıldığı açıdan 19 nolu dişe bakıyorsak bu açı hangisi olabilir? A. Bukkal B. Lingual C. Mezial, D. Distal E. Okluzel 7. Soru Bir dişin fasio lingual boyutunu gözlüyorsanız hangi yüzeyleri görüyor olabilirsiniz? A. Mezial, B. Okluzel C. Proksimal D. Labial E. Distal 8. Soru Eğer bir üst moların 14 nolu diş kök kron oranı 172 ve bir üst kesici dişin yani 8 nolu diş 1.16 ise görece de olarak kısa kronuna göre hangi dişin kökü en uzundur? A. 14 nolu diş B. 8 nolu diş C. Bu soruyu yanıtlamak için daha fazla bilgiye gerek vardır. 9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. 10 nolu dişin bukkal yüzeyi, B 19 nolu dişin labial yüzeyi, C 29 nolu dişin palatinal yüzeyi, D 27 nolu dişin oklüzal yüzeyi, E 1 nolu dişin fasial yüzeyi. 10. soru. Hangi terim bir dişin kron çizgi açısını anlatmaz? A meziooklüzal, B meziofasial, C meziodistal, D distofasial, E lingoklüzal. Arkadaşlar cevapları zaten bulacaksınız şimdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ders 6'da görüşmek üzere hoşça kalın.